Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur ve diğer Müslümanları sözde yeniden eğitim merkezi adı altında toplama kamplarında tutan Çin, Tayvanlıları da yeniden eğiteceğini açıkladı. Fransız kanalının konuğu olan Çin'in Paris Büyükelçisi, Tayvan'a askeri operasyon ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Büyükelçi, Tayvan'da halkın beyninin yıkandığını iddia ederek birleşmeden sonra yeniden eğiteceğiz. Eminim ki o zaman Tayvan nüfusu yine birleşme taraftarı olacak. Tayvanlılar yine vatansever olacak ifadelerini kullandı. Çin, Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım uygulamalarının bir parçası olarak Çinli yerleşimcileri bölgeye yerleştirmeye devam ediyor ve Doğu Türkistan halkını çeşitli bahanelerle zorla çalıştırmak üzere Çin'e sürgüne gönderiyor. Çin, 2022 yılı içerisinde Batı Bölgesi Gönüllüleri adı altında 36.700 sözde üniversite mezunu Çinliyi yeniden işe alım için Doğu Türkistan ve Tibet'e yerleştirdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Singapur, Malezya, Tayvan ve Güney Kore ziyaretlerinin ardından Asya turunun son ayağı olan Japonya'da Başbakan Kishida ile bir araya geldi. Pelosi ve Japonya Başbakanı Kishida Fumio, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrar için çalışma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası yapılan ortak basın açıklamasında Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıkları teyit edildi denildi. Erdoğan ve Putin, Türkiye-Rusya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının Türkiye'de gerçekleştirilmesi üzerinde mutabık kaldı. Özbekistan ve Tacikistan Silahlı Kuvvetleri'nin Özbekistan'ın Afganistan'la sınırındaki Tirmiz poligonunda askerlik ortaklık 2022 ortak askeri tatbikatı başlattı. Yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelere karşı mücadelede işbirliği konusunun işleneceği tatbikatın açılışında Özbekistan Güneybatı Askeri Birliği Komutanı ve Tacikistan Genelkurmay Başkanı da hazır bulundu. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, 55 sivilin yaralandığı belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları dün öğleden sonra Gazze şeridindeki farklı noktalarda saldırı başlattı.